sektörün önde gelen isimlerini siz değerli izleyicilerimizle buluşturduğumuz Şehrin Nabzı programından hepinize merhaba sayın seyirciler. Bu hafta sizlere Gebze'den BH Onay Redüktör firmasından sesleniyoruz. Yanımızda firmamızın kurucu ortaklarından Bayram Bey var. Önce Bayram Bey'in kendisini, daha sonra da firmamızı tanıyacağız. Bayram Bey merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Sağ olun, tanıyabilir miyiz sizleri? Ben Bayram Kaya. 1984 Ardahan Gölü doğumluyum. Evli, 4 çocuk babasıyım. Allah bağışlasın. Sağ olun, teşekkür ederim. Firmamız 1973 kuruluştu. BH Onay Redüktör. 1997 yılında başladım firmaya. Çırak olarak başladık. İşte çırak kalfalık ustalık dönemimiz oldu bizim. 2009 yılı arasına kadar. 2009 yılının sonu bizim Naci Bey'in yaşlılığı ve rahatsızlığı nedeniyle biz firmayı ikinci kuşak olarak devraldık. Şimdi firmayı ikinci kuşak olarak devraldığınızı söylediniz ama siz bütün kalfalık, ustalık döneminizi de bu firmada öğrendiniz. Evet. Sonra da firmanın sahibi oldunuz. Aynen öyle. Enteresan bir hikayesi var aslında kuruluşunun. Gerçi hikaye böyle. Evet. Daha sonra işte devraldıktan sonra şu an devam ediyoruz firmamızda. Peki burada ne tür hizmetler veriyoruz biz? Burada biz projeli imalatlar da yapıyoruz. Redüktör imalatları yapıyoruz biz. Son sıvıda redüktörlerimiz, işte aynı mağarada redüktörlerimiz dediğimiz. Yani 50 kW'dan 1500 kW kadar, kW'a kadar redüktör imalatlarımız var. Bunu aynı zamanda mühendislik hizmetlerimiz de var. Aynen, aynı zamanda da mühendislik hizmetlerimizi veriyoruz. Sanayicilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hareket ediyoruz. Bunun yanında da redüktör bakım onarım hizmeti veriyoruz. Burada yurt dışı menşeli bütün redüktörlerin bakımlarını yapıyoruz. Marka bağımsız olarak hizmet veriyoruz. Avantajımız ise bakım yapmış olduğumuz ürünlerin imalatlarını kendimiz yapıyor oluşumuz. Şimdi röportajdan evvel sizinle şöyle bir şey konuşmuştuk bu bakım onarım konusuyla alakalı. Çok daha maliyeti düşüğe geliyor. Yani müşterileriniz nereden bakarsanız 1/3 gibi bir fiyat ödüyorlardı değil mi? Biraz tabii. Bakım onarımındaki yapmış olduğumuz gruplar tamamen yurt dışı menşeli dediğim gibi. İşimizi kredebiliyor muyuz bilmiyorum. Hani marka söyleyebiliyor muyuz? Tabii buyurun. TSV Eurodrive gibi, Siemens gibi, Flender gibi, Larosomer gibi, Hansen gibi. Daha birçok markanın biz bütün hizmetlerini veriyoruz. Burada ciddi anlamda da onay markası, BH onay ürünün arkasında durarak yapıyoruz bu hizmetleri. 2500 çapa kadar olan dişli imalatı tamamen kendi bünyemizde operasyonlarımızı gerçekleştirmeliyiz. Maliyet açısından da hem zaman olarak ciddi anlamda, ya, örnek veriyorum, yurt dışına bir ürün getirmeye ya da bakım yapmak evet. istediğinizde 3 ay ile 6 ay gibi zamanlar telaffuz ediliyor. Fiyat anlamında da %50, %80'e kadar fiyat farkları oluyor aramızda. Fiyat farkları da oluyor. Tabii hem fiyat anlamında, maliyet anlamında ergonomik oluyoruz. Hem de zaman olarak da, 1/3 zaman olarak da teslimlerimizi yapıyoruz. Aynen öyle. Peki şimdi birçok avantajı olan bir firmadayız. Evet. Ama yerimiz Gebze'de. Tabii yerimiz Gebze'de. Gebze dışında hangi bölgelere hizmet verebiliyoruz biz? Birçok bölgeye hizmet veriyoruz aslında. Türkiye'mizin hemen her yerine varız diyebilirim. Yani ihtiyaç duydukları sanayicilerimiz, daha da ağır sanayinin olduğu yerlerde daha çok aktifiz biz. İşte demir çelik sektörü, çimento sanayinin olduğu yerlerde çok daha aktifiz biz. Ama redüktörle alakalı firmaların ihtiyaç duyduğunda bizim için çok fark etmiyor lokasyon. İzleyen izleyicilerimiz size iletişim bilgilerinden ulaştığında her daim hizmet verebiliriz. Tabii her daim hizmet verebiliriz. Peki fabrikamızın fiziki şartlarına değinmek istiyorum biraz. Sahip olduğumuz gelişmiş makine parkurlarına nelerdir bunlar? Şimdi toplam çalışma alanımız bizim 650 metrekare çalışma alanımız var bizim makinenin alanı. Toplam 500 metrekare açık alanımız var. Ofisler dahilinde 1500 metrekarelik bir fiziki alanımız var, kullanım alanımız var bizim. Bunların da bizim 3 bölüm olarak tezgah parkımız ayrılmış durumdayız. CNC bölümümüz, manuel grubumuz, bir de bakım onarım grubumuz olarak 3 bölümde hizmet veriyoruz. Tek çatı altında. Arkadaşların tamamen kendi içerisinde koordinasyon olarak, yani parse birbirine bağlantılı olduğu için bu şekilde üretiyoruz ürünlerimizi. Peki röportajın başında şey demiştiniz, ikinci kuşak olarak baba evet. oğul gibi ben de devraldım. Şimdi böyle bir organizasyon yapıyorsunuz, bu kadar makine parkuru var. Sizin devredecek birileri var mı peki arkada? Üçüncü kuşak geliyor mu? Evet, üçüncü kuşak geliyor nasip olursa. Ben şimdi şöyle, beyin takıma çok önem veriyorum. Yani hangi işletme olursa olsun, hangi iş olursa olsun, beyin takımı güçlü olduktan sonra evet. o işletmenin kaderi bence çok parlak. Kesinlikle. Ama beyin takımı zayıf ise maalesef, kaybetmek kaçınılmaz. Kaybetmek kaçınılmaz, aynen öyle. Peki şimdi beyin takımımız güçlüyse personelimize güveniyoruz. Tabii tabii, aynen öyle. Peki biz bu hizmetleri kaç kişilik bir ekiple sağlıyorsunuz ve az evvel de söylediğiniz gibi işveren olarak personel alımında nelere dikkat ediyorsunuz? Personel alımında şimdi bizim makine operatörlerimiz eksiklerini tamamlamaya çalışıyoruz. İşte tornacı, frezeci diye tabir ettiğimiz, işte kalıpçı, montajcı diye böyle kategori edebiliriz. Nitelikli arkadaş diyelim.
Hemen hemen bütün arkadaşlar ihtiyaçlarımız oluyor. Sürekli şu an aslında alım yapıyoruz. Şu an 20 kişi ama bu zaman zaman 24-25 kişi de olabiliyor. Bazen işte arkadaşların testinden dolayı değişebiliyor. Ama şükür Allah pandemiden dolayı hiçbir arkadaşımızı çıkarmadık işten. Devam ettik arkadaşlarla. Ama ihtiyaçlarımız sanayide şu an nitelikli arkadaşlara ihtiyaçlarımız var. Öyle diyebilirim ben size. Meslek liseleri de artık eskisi gibi olmadığı için zaten tabii. Kalifiye eleman bulmakta da çok zorluk. Maalesef öyle. Biz işte çırak bulduğumuz işte böyle hani işi öğrenmek isteyen arkadaşlar olduğumu öğretmek istiyoruz canı gönüllerimden. Artık kendi stajımızı kendimiz yapıyoruz. Tabii, kendimiz işi öğretiyoruz. Olsun biz de insanları meslek sahibi yapıyoruz böylece. Ya zaten en büyük amacımız da o. Biz kazandırmak istiyoruz. Yani evet. Sadece kendimize değil ülkeyi kazandırma amacı için. Öyle bakıyoruz biz. Hani buradan yetişen adam burada çalışmak diye bir kaydı yok. Ama başka bir gittiği zaman da faydası olur. Peki sizce BH Onay Redüktör müşterileri tarafından bunca zamandır neden tercih ediliyor veya neden tercih edilmelidir? Kuruluşundan bugüne kadar hiçbir zaman kaliteden taviz vermedi BH Onay. Eski yıllarında şimdiye kadar ki ya şu an Onay Redüktör kaliteyle özleşmiş bir firma. Bizim yapmış olduğumuz spesifik redüktörlerde bunlar hatta kabul etmeyen ürünler. Örnek veriyorum sanayide bir banda takıldığında, bir üretim hattına takıldığında sorunsuz çalışan ürünlerimiz evet. Olduğu için kendi artık markasını nasıl diyeyim ben? Kabullendirmiş. Piyasada kendini kabullendirmiş. Aynen kabullendirmiş. Harika. Peki Bayram Bey, enerjimiz çok yüksek. Teşekkür ederim. Gelecek hedeflerimizde, projelerimizde neler var? İleride bizi neler bekliyor? Gelecek hedeflerimiz bizim aslında gelecekte planlı birçok şey var ama tabii zaman yetmiyor maalesef. Öncelikle firmamızı tam bir kurumsal bir yapıya kavuşturmak. Yani bu Bayram Kaya olmadan da bu firmanın yürüyebilmesi. Yani burada bir yönetim sistemi tamamen gelişmesi ile alakalı. Daha sonra aklımızda bizim Gebze'de oluşumuz, işte savunma sanayi ile alakalı bizim inşallah ileriki zamanlarda atağımız olacak. Peki Bayram Bey, son olarak sizleri izleyen değerli izleyicilerime buradan neler söylemek istersiniz? Seyircilerimize ben şunu söylemek istiyorum. Gençlerimizi meslekleri sevdirelim. Yani sanayide çok ciddi anlamda açığımız var. Biz nitelikli arkadaş bulmakta çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Şu an artık eskisi gibi değil hiçbir şey. Her şey şu an teknolojik, her şey evet. Daha nasıl söyleyeyim ben size. Ortamlar daha rahat, çalışma ortamları daha güzelleşmiş durumda. Sadece meslekli yetişen kardeşlerimiz, çocuklarımızı mesleğe yönlendirelim. Evet, yönlendirelim, sevdirelim. Yönlendirelim, sevdirelim çünkü bu arada alanda ekmek var, iş var, aş var öyle diyeyim ben. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın daim olmasını diliyorum. Peki ben teşekkür ederim, sağ olun. Evet değerli izleyenlerimiz, bugün sizde de Gebze'den BH Onay Redüktör firmasından seslendik. Firmamızın kurucu ortaklarından Bayram Bey'e sizlere verdiği tüm bilgiler için tekrardan teşekkür ediyorum. Şehrin Nabzı programı kaldığı yerden devam ediyor.